arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. 17 Ekim. 17 Ekim çoğunuz için bir anlam ifade etmemekle birlikte biz astsubaylar için çok özel bir gündür. 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'dür. Bu sebeple bu videoyu hazırlıyorum. Astsubay kimdir? Ne yapar? Ne ister? Astsubay kimdirle başlıyorum. Astsubay, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve pilotu Vecihi Hürkuş'tur. Astsubay, 15 Temmuz günü şehadeti göze alarak ölüme koşan Ömer Halis Demir'dir. Astsubay, Şehit Hamiyet Aksoy'dur. Astsubay, Şehit Fevzi Ciğerci'dir. Astsubay, Şehit Esma Çevik'tir. Astsubay, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Profesör Hakan Fidan'dır. Astsubay, Türk sinemasının unutulmaz karakteri Hulusi Kentmen'dir. Astsubay, dünya rekoru kırarak Guinness Rekorlar kitabına giren Namık Ekin'dir. Astsubay, Kore Savaşı esnasında 5 yaşında bir kız çocuğunu sahiplenerek dünyaya insanlık dersi vermiş ve Ayla filmiyle hepimizi gözyaşına boğmuş Süleyman Dilbirliği'dir. Astsubay, sizin evladınız, kardeşiniz, eşiniz, babanız, akrabanız, arkadaşınız, mahalle komşunuzdur. Kiminizin hayalidir Astsubay, kiminizin keşkesi. Peki, bu astsubaylar ne yapar? Astsubay önce Kur'an, bayrak ve silah üstüne Türk milletinin birliğini ve bütünlüğünü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni koruyacağına namusu ve şerefi üzerine yemin eder. Astsubay başka ne yapar? Astsubay TEMAT önderliğinde, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği önderliğinde teşkilatlanmıştır. 100 bin çalışanı, 127 bin emeklisi ve aileleriyle birlikte 1 milyonluk bir camiayı temsil eder Astsubay. Yaptığı her harekette bunun sorumluluğunu taşır Astsubay. Astsubay, sizin evladınızı teslim ettiğiniz asker ocağından burnu bile kanamadan ailesine tekrar kavuşması için gecesini gündüzüne katar. Astsubay, savaş uçaklarımızı, gemilerimizi, karada hareket eden bütün araç, silah ve ordu donatımımızı işler halde tutan ve kullanandır. Astsubay, askere gönderdiğiniz evladınızın yediği yemekten iç çamaşırına, kıyafetine, yatacağı yere varana kadar, hatta psikolojik olarak psikolojik danışmanlık yapandır Astsubay. Bir nevi evlatlarınıza asker ocağında annelik, babalık yapandır Astsubay. Astsubay gün gelir gazi olur, gün gelir şehit olur. Ve asla ve asla bundan pişman olmaz. Çünkü bilir ki bu meslek para için yapılmaz. Hayalinizde astsubay olmak var ise asla para için bu işe girmeyin, başaramazsınız. Bırakır ve geri dönersiniz. Çünkü astsubay üstün bir vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet ve devlet sevgisiyle donatılmalıdır. Yüreğinde bu olmayan asla astsubaylık yapamaz. Astsubay özel kuvvetçidir. Astsubay komandodur. Astsubay lojistikçidir. Astsubay radarcıdır. Astsubay teknisyendir. Her astsubay kendisini geliştirmekle mükelleftir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizdeki bulunan astsubayların %90'a yakını üniversite mezunudur. Biraz önce de bahsettim. Örneği bütün kamuoyunun tanıdığı Hakan Fidan'dır MİT Müsteşarı. Profesördür. Sayısız doçent, doktoralı astsubay arkadaşlarımız vardır.
Asubay iyi eğitimlidir. Teknoloji ve günlük gelişmeleri çok iyi takip eder. Asubay, ailesine hasret, çoluğundan çocuğundan uzak, ölümü zerre düşünmeden dağ tepe terör bölgelerinde adım atmadık yer bırakmaz. Peki bu asubaylar ne ister? Önce vatanın bütünlüğünü, yüce Türk milletinin birliğini ve dirliğini, sonra da kıdem ve görev tazminatlarını ister. Nedir bu? Hani eşit işe eşit ücret diye sivil memurlarımız, sivil işçilerimiz sürekli dile getiriyor ya. Asubay kıtaya çıkar. Tim komutanı olur. Bir teğmen kardeşimiz de çıkar. O da bir tim komutanı olur. Ama teğmen kardeşimiz görev tazminatı alırken asubay kardeşimiz bu haktan mahrumdur. Halbuki aynı işi yapıyorlar. Mesela asubay şube müdürlüğüne vekalet eder. Vekalet dediysek 3 günlük 5 günlük değil. Atandığı yerde şube müdürü veya kısım amiri yoktur. Kadrosu binbaşı yarbaydır. Veya istihbarat şube müdürlüğüne, lojistik şube müdürlüğüne vekalet eder. Orada görev yapan bir binbaşı veya yarbay arkadaşımız görev tazminatı alırken asubay kardeşimiz aynı işi yaptığı halde görev tazminatı alamaz. Emekli olduğu zaman da bu maaşlarına yansır. Bir subay kardeşimiz emekli olduğu zaman Allah daha çok versin. Çalışırkenki maaşının %85'ini alır. Sebep görev ve kıdem tazminatlarıdır. Fakat bir asubay kardeşimiz emekli olduğu zaman çalışırkenki maaşının %40'ını alır. Sebep görev yaptığı dönemdeki görev tazminatlarını alamadığı için. Peki, adalet midir bu? Koskoca bir asubay camiası adına sesleniyorum. Yaklaşık 27-28 yılını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vermiş birisi olarak hakkımdır. Lütfen adil olun. Sizden çok bir şey istemiyor bu insanlar. 1 milyonluk bir camia, aileleriyle birlikte tek istedikleri adalet, görev tazminatları. Bunu söylerken başka problemler yok diye söylemiyorum. Lojman konusu var, daha başka konular var ama ona girmiyorum. Şu anda en öncelikli konumuz görev tazminatlarıdır. Sevgili dostlar, yukarıda saydığım bütün bu görevleri yapan asubayların görev tazminatlarının hakkı olduğunu düşünüyorum. Sizler de hakkı olduğunu düşünüyorsanız lütfen asubay camiasına destek verin. Temat önderliğinde 17 Ekim günü saat 14'te Anıtkabir'de buluşmak üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.